Burası bizim çarşamba pazarımız. Bugün burada cuma namazı kılacak cemaat. Onun için bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi alan temizleniyor. Seccadesini alan cuma namazına gelecek. Biliyorsunuz camilerin içine girmiyor, sadece bahçelerinde. Onlar yeterli değil. Dolayısıyla burayı ve Bağrası pazar yerini cuma namazı için şu anda personelimiz hazırlıyor. Salgın gündeme geldiği günden beri biliyorsunuz bütün önlemleri Şöke Belediyesi olarak almaya çalıştık. İlk başta maske ve halkı önemli olan şuydu, halkı bilgilendirmekti. Ve halkı önce bilgilendirdik ve bütün kamu kuruluşları, bütün mahalleler ilaçlama işleri yapıldı. Ve şu anda talebi olan her yeri ilaçladık. Çalışmalarımızı yaparken sadece dezenfeksiyon ya da temizlik işleri değil, bunun yanı sıra biliyorsunuz Vefa Çalışma Grubu var. Belediyemiz olarak her türlü onlara katkıyı da sunduk. Bizden istedikleri, talepleri olan her şeyi yerine getirdik. Özellikle sosyal projelere, sosyal yardımlara çok önem verdik. Sanıyorum şu anda 3000 tane, hedefimiz 3000'di. 3000'i çok geçtik. 3000 aileye gıda yardımları yaptık. Şu anda ihtiyacı olan hiç kimse kalmadı. Yeniden tarıyoruz ve devam ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Bunlar çok önemli bugünlerde. Şu anda tabii bir toplumun büyük bölümü işine gidemiyor, çalışamıyor. Bunlara destek vermek bizim için son derece önemli. Söke'nin her yerini dediğim gibi hem ilaçladık hem temizledik. Bununla bu konuda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçeoğlu da son derece yardım etti. Bu konuda destek verdi. Yetişemediğimiz yerlere Büyükşehir Belediyesi olarak onlar yetişti. Ekip halinde, birlikte, beraberlikte ve hep beraber Söke'de şu anda gördüğünüz gibi vaka sayısı çok çok az. Bu herhalde bir çalışmanın ürünü olarak böyle bu hale geldi. Yani o zamanı da verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Bu zor günlerin hem sıkıntısını yaşıyoruz hem de bir övünç de yaşıyorum ben. Bir ilçe başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olarak, Söke ilçe başkanı olarak. Sevgili başkanım sağ olsun gecesini gündüzüne katarak şu yaklaşık 16 Mart resmi tarih dersek 16 Mart'tan bu yana bu pandemiyle amansız mücadeleye başkanımız devam ediyor. Biz tüm çalışmalarda sahada kendisini izledik, yer aldık, katkı sağladık birbirimize. Çok başarılı çalışmalara imza attı. İstisnasız şehrin her tarafında dezenfekte edilmesi, insanlara maske dağıtmak ve dezenfektasyon dağıtmak ve halen bu dağıtım devam ediyor bu arada. Dezenfektasyon devam ediyor. Ki şu anda bulunduğumuz yerde yine Cumhurbaşkanı'nın kararnamesine göre mecburi açık ibadethane olan bir yeri şu anda dezenfekte ediliyor. Zaten olay burada, olayın olduğu yerdeyiz şu anda. Ben sevgili belediye başkanımızın ve Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerin bu sınavı çok ciddi geçtiğini düşünüyorum. Toplumsal dayanışma örneğini çok ciddi şekilde gösterdiğini düşünüyorum. Bundan övünç duyuyorum ve sevgili başkanımın bu sosyal dayanışma süreci içerisinde ve bu süreci içerisinde sürekli yanında yer alacağız. Tüm çalışmada beraber olacağız. Kendisine teşekkür ederiz. Zaten pandemi sürecinin başlangıcından itibaren gerek sosyal yardımlar, gerek temizlik, dezenfektasyon işleri, yine belediyede esnafımıza yönelik maddi desteklerini zaten bütün Söke halkı yakından takip ediyor bizim gibi. Fakat bugünkü konu ayrıca önemli çünkü bu tür durumlarda maneviyatın çok önemli olduğunu, özellikle camilerin kapalı olduğu dönemde insanların ibadetlerini yapamamanın verdiği bir huzursuzluk olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat bugün başkanımız böyle bir alanı ibadethaneye çevirerek her şeyden önce ibadetin seçilmiş ya da VIP cuma namazı olamayacağını göstermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman topluma toplumsal hareket etmiştir. Kişilere ya da özel hizmet edilmemiştir. Dolayısıyla bugünkü yaptığımız çalışmanın bütün belediyelere örnek olması gerektiğini, ibadeti hakkının herkese ait olduğunu, seçilmiş özel ya da VIP hizmetlerin dinimizde zaten yer almadığını hepimiz biliyoruz. Bu konuya özellikle hassasiyet gösterdiği için Sayın Başkanımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlara da tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Gördüğünüz gibi burada şu anda arkadaşlarımız namaza gelecek vatandaşlarımızı yerlerini belirliyorlar. Burada sosyal mesafe ne kadar olacağını düşünmeyecekler. Herkeslerin yeri işaretleniyor ve gelecekler seccadelerini koyup namaz ibadetlerini yerine getirecekler. Pazar yerinin olduğu yerde kim tanışıyorlar? Sizin hep birimlerdeki arkadaşlar hepsini namaza geçtik. Sağ olsun. Hepsine sizin şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Hep ilgilendiler. Hep ne dediysek yaptık. Salgın başladığından beri bütün kamu kuruluşlarını, ihtiyacı olan veya bizi bilgilendiren her yeri biz ilaçladık. Özellikle ibadethaneleri ayrı bir önem verdik. Müftü Bey'imiz bu konuyla ilgili bugün Cuma sebebiyle tekrar bir ilaçlama istedi. Dezenfekte edip, temizleyip hazır hale getiriyoruz. Şu anda da müftülükteyiz. Söke Müftülüğü'nde Müftü Bey'le beraberiz. Son çalışmaları bir gözden geçiriyoruz. Şu mübarek günde inşallah camilerimizin tekrar cemaatimizle buluşması, ibadete açılması, cemaatle ibadete açılması vesilesiyle ayrı bir mutluluk ve huzur içerisindeyiz. Bu mutluluğumuzu paylaşan başkanımız ve sizlere ayrıca hem teşekkür ediyorum hem hoş geldiniz diyorum camimize. Tabii hakikaten bu virüs pandemi sürecinde biz çok sıkıntı çektik ve pek çok şeyi anlama, kıymetini bilme, farkına varma imkanını bulduk. Her şeyden önce birlikte olabilmek can cana, gönül gönüle camilerimizde, mescitlerimizde yan yana, saf safa, diz dize oturmayı özlemişiz. Özellikle bu cuma günü bunu hissettik, bunu fark ettik. İnşallah hayırlısıyla memleketimizden, milletimizden, İslam aleminden ve bütün insanlıktan bu hastalık uzaklaşsın, gitsin. Biz de elimizden gelenin bu süreç içerisinde, tabii camilerimiz kapalıydı biliyorsunuz. Temizlik hususunda, dezenfekte yapılması hususunda belediyemizden, başta Söke Belediye'miz olmak üzere, Büyükşehir'de dahil olacak şekilde geldiler sağ olsunlar. Belli periyotlarda camilerimizi temizliğini, dezenfekte işlemlerini yaptılar. Bu vesileyle önce Sayın Başkanımıza, onun şahsında Söke Belediyesi çalışanlarına gönülden teşekkür etmek istiyorum. Hem pandemi sürecinde hem de özellikle bu cumalarımızın, cumadan önce camilerimizin açılması sürecinde pazar yerlerimizde olsun, camilerimizde olsun temizlik, işaretleme, branda çekimi, ilaçlama vesaire bu tip konularda sağ olsunlar bütün birimleriyle seferber oldular. Bütün taleplerimizi, bütün ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Ayrıca üzerine basarak teşekkür ediyorum.